Dostlar merhabalar sizlere burada eğitici bir video hazırlayacağım. E, malumunuz Turex'de yaşadık, diğer hisse senetlerinde de yaşıyoruz. Genel itibariyle şu kelimeyi çok fazla duyarız. İşte açıkçılar malını sattı, işte hisseyi düşürdü. Ondan sonra işte açıkçılar geldi, açıkçılar gitti. Bu şekilde muhabbet olur. Malumunuz Turex'de de e, 700 küsür binlik bir lotu açığa satan bir vatandaş e, Turex'i 3 gün boyunca taban yaptırdı. Ben bu sistemi nasıl engellerim kısmını sizlerle konuşacağız. Bakın biz küçük yatırımcıyız. Biz şu an baktığımız zaman milyonlarca kişiyiz arkadaşlar. Bizim satmadığımız lotu hiç kimse alamaz. Şimdi şunu soracak arkadaş. Diyecek ki ya arkadaş biz lotumuzu şey yapmasak da açıkçılar geliyor satıyor. Evet biz bunu engelleyebiliriz. Size ben burada bunu nasıl engelleyeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu e-yatırımcıyı indiriyoruz. Bu E yatırımcıyı indiriyoruz arkadaşlar. Bunu Google Play'den veya işte hangi telefonu kullanıyorsanız o şeyden indirirsiniz. Ee, sol taraf 3 noktaya basıyoruz. Burada yatırım blokajı diyor. Yatırım blokajına tıkladığımız zaman sizlere e, kullanmış olduğunuz hesaplara gönderecek. Arkadaşlar buna üyelik ücretsiz hem de yasal. Yani isterseniz e-devletten üye olabilirsiniz. İsterseniz de normal e, kimlik bilgilerinizi girerek Üye olabilirsiniz. Bu merkezi kayıt kurulun, yani borsa İstanbul'un kendi programı bilginiz olsun. Her şey yasal. Yani işte e, korkulacak herhangi bir sıkıntı yok. Sol taraf 3 noktaya bastık. Yatırımcı blokajı dedik arkadaşlar. Yatırımcı blokajından isterseniz bütün hisse senetlerine blok koyabilir veya da istediğiniz aracı kurumun e, hisse senetlerine de blokaj koyabilirsiniz arkadaşlar. Burada örnek verecek olsam ben Ziraat Bankası'ndaki hisse senedimin uzun vade olarak tuttuğum hisseye şimdi burada sizin önünüzde blokaj koyacağım ve o kaldırmayı da tekrar göstereceğim. İhlas Gayrimenkul benim örnek verecek olsam bu uzun vadeli Kanal İstanbul'u bekleyen hisse senetlerimden bir tanesi. Şu anki bu uygulamada Ziraat'ın uygulamasında 17 binlik bir lotumun olduğunu şu an görüyorsunuz. Şimdi bu hisse senedini istersek bütün hepsine yani sol taraftaki kutucu işaret dersek bütün hepsine şu an e, blok koyabiliyorum. Gördüğünüz 17.000 notu seçtim ve blokaj koy diyorum. Blokaj koydum arkadaşlar şu an itibariyle benim ihlas gayrimenkulümü hangi aracı kurum gelirse gelsin. Hiçbir şekilde 17.000 notu kendime ait 17.000 lotumu hiç kimse satamaz arkadaşlar. Peki bunu şöyle düşünelim. Bu bize nerede yardımcı olur? Şimdi arkadaşlar biz küçük küçük yatırımcı olarak geldik bir hisse senetine. İhlas gayrimenkulü aldık. Örnek verecek olursak. Bunu bak yatırım tavsiyesi için vesaire hiçbir şey için söylemiyorum. Bunu kendim e, nasıl yaptığımı ve sizlerin de nasıl yapması gerektiği için söylüyorum. Örnek verecek olursak. İhlas gayrimenkulü biz geldik milyonlarca kişi olarak aldık. Ve hisse senedi bizim elimizde. Bu hisse senetini düşürmek için... Açıkçılar bir şekilde gelmek zorunda. Yani şimdi hisse kağıdı örnek verecek olsa 1 lira. Ama bu hisse senedi geldi 2 lira oldu. Biz bu hisse senedini uzun vade olarak düşünüyoruz. Ama nasıl oluyorsa hisse kağıdını götürmek istemiyorlar. Veya işte patron götürmüyor. Veya da ne bileyim açıkçılar geliyor hisseyi bir şekilde düşürüyor. Bizim satmadığımız bir hisseyi birileri geliyor milyonlarca lotu satıyor. Daha sonra hisse senedimiz bizim düşüyor. Biz bunu nasıl engelleriz? Kimlerle girdiysek 1 milyon kişiyle girdiysek eğer elimizde de örnek verecek olursak işte e, küçük rakam söyley söyleyelim. Herkesin elinde bir lot olsa 1 milyon lotumuz elimizde olsa herkes bir lotuna gelir de blokoş koyarsa şayet e, açıkçılar gelip de sizin malınızı alamaz. Açıkçıların geldiğini farz et blokhoş koymadıklarında mesela şöyle düşünelim. Ben koydum sen koydun diğeri koydu ama işte birkaç tane arkadaşımız koymadı. Onun malını satabilirler arkadaşlar. Ama düşünelim ki o arkadaş da uzun vadeci oldu. O an geldi o da blokaj koydu. Ne olacak biliyor musunuz? Bu hisse senedini yukarı sürmek zorunda kalacaklar. Niçin olduğunu söyleyelim. Bu blokaj e, sistemini eğer ki devreye biz sokarsak ortada bir lot dolaşmayacak. Yani ortada bir herhangi bir lot gezmeyeceği için bu vatandaşlar e, bir nevi e, borca aldıkları veya da işte e, bu malumunuz açık olayı na nasıldır? 2 gün boyunca işte açığa satışını yaparsın, açığa satış yaptıktan sonra dersin ki iki gün içerisinde ben sana bu lotu bir şekilde ödeyeceğim kardeşim. E, peki ödedi, ödedi, ödeyemedi ne oluyor arkadaşlar? E, belki karşılaşan arkadaşlar olmuştu, ben birçok kez karşılaştım çünkü portföyüm çok geniş olduğu için işte e, adam arar beni işte aracı kurum işte işte arpacıstan bey evet. İşte siz de örnek verecek olsam. İhlas gayrimenkul var. Tamam var. İşte 17.000 lotu bana verin. E, ee, size şu fiyattan şey yapayım. İşte veya da size lot olarak işte şu gün vereyim. Ben burada dersem ki evet arkadaş al. 2 gün sonra bana ver dersem ne oluyor biliyor musunuz? Ben ödünç olarak aracı kuruma veriyorum. Aracı kurum da ödünç olarak daha önceki açığa yapmış vatandaşa veriyor. Bu şekilde eğer ki lotu bulursa karlı çıkmış oluyor. Eğer ki lotu bulamazsa zararlı çıkmış oluyor arkadaşlar. Bak bunu e, öncelikle öğrenmiş olalım. Mesela Turex'de adam ne yaptı? 750 bin lotu devreye soktu, satışa koydu. Biz şayet küçük yatırımcı olarak blok koymuş olsaydık, e, hisse senetlerimize blok koymuş olsaydık hiçbir şekilde satmasaydık bu adam o gün içerisinde o 750 bin lotu bulamayacaktı. O 750 bin lotu bulamadığı için de zarar etmiş olacaktı. Ve biz ne yaptık? Hep beraber bu hisse senedini sattık. Sattığımız için o vatandaş 750 bin lotu buldu. Bulduğu için de ekmeğine yağ çaldık ve bu vatandaş kazandı. Bizler de tabandan mal satmış olduk. Şimdi şu yorum alacağıma eminim. İşte satmasaydık da ne yapsaydık? Satmasaydık da işte bu uygulamayı kullansaydık arkadaşlar. Bakın bunu ben herhalde birkaç ay oldu bu uygulamayı anlatalı. Ama size şunu söyleyeyim. vatandaşlar da şöyle bir sıkıntı var. Millette Hemen öğrenme veya da ne bileyim kısa yoldan zengin olma gibi bir düşünce var. Arkadaşlar bir şeyle öğrenmeden olmuyor. Şimdi sen bu uygulamayı bilmezsen veya da ne bileyim e, bu cinlik kısmını bilmezsen adamlar gelir seni çarpar. Bu iş böyle arkadaşlar. Neyse konumuza dönecek olursak e, bu açığa satış ve blok koyma işini tam olarak anlayabilmemiz için şimdi ben bu 17.000 e, lotluk gördüğünüz blok kısmını koydum. Peki ben bu hisse işte senetini satmak istiyorum satamazsın. Nasıl satamam? Ben bu uygulamaya tekrar gireceğim. Yatırım blokacı diyeceğim. Diyeceğim ki buraya geleceğim. Sağ taraftaki blok çöz diyeceğim. Burada görmüş olduğunuz üzere Ziraat Bankası üzerinde İhlas Gayrimenkul'e gördüğünüz üzere blok koymuşum. Bloğumu çöz diyeceğim arkadaşlar. Bloğum çözüldükten sonra ben istediğim gibi bu hisse senedini satarım. Kendim de bak kendime de aynı şekilde blok koymuş oluyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece e, diğer vatandaşlara değil, ben kendime de burada blok koymuş oluyorum. O hisse senedini o an itibariyle satamıyorum. Bu kadar basit. Bu sistem çok önemli. Ay bakacak olursak şu an e, sol tarafta nerelerin olduğunu burada bakiyemizi görebiliyoruz. Hangi e, işte eee Aracı kurumları görebiliyoruz. Hangi aracı kurumları kullanıyorsak orada ne kadar paramız varsa hepsini görebiliyoruz. E, yatırım blokajı koyabiliyoruz. Hesap hareketlerini görebiliyoruz. İşte e, aracı kurum bizden ne kadar para kesti onu görebiliyoruz vesaire. Her şeyi görebiliyoruz arkadaşlar. Bu bir nevi elimizde bulunan e, 3-5 tane aracı kurumun hepsinin birleştirilmesi gibi düşünebiliriz. Yani hepsini biz buradan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Güzel bir uygulama kaydınızı yapın bunlara. Olur da işte örnek verecek olursak yeni halk arz olacak. Hisse senetleri olacak ve hatta oldu. Bir tane Galata oldu. Galata'ya blokajını koyarsın kardeşim. Kaç tut aldın? Örnek verecek olsa 50 lot aldın Galata'da. Blokajını koyarsın. Sen koyarsın. Ben koyarım. Öbürü koyar. Ve bunu hiçbir şekilde vatandaşlar düşüremez. Biz bu hisse senedini 3 liradan aldıysak 20 lirada yaparız. 50 lirada yaparız. 100 lirada yaparız arkadaşlar. Ama Birlik olursak yaparız. Ya yani şimdi ben koyarım sen koyarsın öbürü de gelir de koymayıp da o malı da satmak isterse elimizde patlıyor. Ama biz burada hep beraber birlik olmak zorundayız. Küçük yatırımcı olarak birlik olmak zorundayız. Şimdi şunu düşünmeyin. İşte 100 bin lira, 200 bin 300 bin lira. Ben de 300 bin lira var ama ben de küçük yatırımcıyım kardeşim. Yani 10 milyar olan adam da küçük yatırımcı. Biz burada milyon ve milyon üzerindeki vatandaşlarla savaşmaya çalışıyoruz. Ve biz küçük yatırımcı olarak büyük yatırımcıların 20-30 kat üstündeyiz. Paramız birleştirildiği zaman büyük yatırımcının üstündeyiz. Biz neden korkuyoruz? Veya yani da e, o yatırımcıların bizden korkması gerekirken biz neden şey yapıyoruz? Anlamıyorum. Yani burada hep beraber olacağız. Kanalımız da zaten gün geçtikçe büyüyor. Şu an 8-10 bin abonesi oldu. Ve gün geçtikçe de e, ilerliyor. Telegram grubu da aynı şekilde arkadaşlar Telegram grubuna da gelin. Telegram grubu da büyüdüğü zaman e, burada da paylaşımlar olacak. İnternetin çekmediği zamanlar oluyor. E, burada görüyorsunuz borsa gündem olarak arayabilirsiniz. E, burada da mümkün mertebe internetin çekmediği zamanlarda veya da acil bir durumlarda da paylaşımları yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kullanmış olduğum programı soran arkadaşlar var. Info'yu kullanıyorum arkadaşlar. Genel olarak Info'yu kullanıyorum. 3-4 tane aracı kurumum var ama en fazla kullanmış olduğum Info arkadaşlar Burada da ne olduğunu soran arkadaşlar var İşte ben nasıl kullanırım diyen arkadaşlar var Daha önceki videolarda paylaştım arkadaşlar Daha önceki videolarda paylaştım Nasıl gireceğinize 150 TL'lik bir para ödüyorsunuz Bu uygulamaya i̇şte Eğer ki kullanmak isterseniz Veya da almak isterseniz Derinliklerini görebiliyorsunuz Kademelerini görebiliyorsunuz Analizlerini yapabiliyorsunuz İşte işlem dağılımını yapabiliyorsunuz Her şeyi yapabiliyorsunuz ama aylık bazda 150 TL'de para veriyorsunuz. Yani şimdi 3-5 milyar olan vatandaş için 150 TL'yi vermek zor olur. Zaten kazanacağı para odur. E ama işte 50 binim var, 100 binim var, 200 binim var diyen vatandaş varsa kullanmasını tavsiye ederim. Daha önceki videolarda paylaştım. E vatandaşın numarasını da paylaştım. Borsa gündem kanalı olarak giderseniz 10 binde yanlış hatırlamıyorsam 4 olarak konuşmuştuk. Oradaki vatandaşta 10 binde 4 ile 10 binde 7 arasında. ya Onu da söylemiş olayım. E, komisyon oranında konuşmuştum. Aynı şekilde sizler de bu e, işte işlem dağılımıdır e, analizlerdir, kademedir vesaire hepsini gösterecek, verecek ama aylık fazla 150 TL gibi de bir e, paranızı alacak arkadaşlar. Yani ben sadece burada aracı olmaya çalıştım. Yardımcı ol dedim. Onlar da bu şekilde yardımcı oluruz dediler. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Blokaj sistemini lütfen e, bu videoyu izleyenler herkes lütfen indirsin. Kaydını olsun. Ee, çevrenizde böyle borsa yatırımcısı olan vatandaş varsa onlara da önersin. Blokaj nedir diye birisi sorduğu zaman ya arkadaş açıkçı var denildiği zaman sen orada de ki kardeşim blok koy da ya. Blok koy. Hiç kimse senin malını satamasın de. Yani bu bilgiyle olur. Bu paylaşmayla olur. Çevremizde paylaşalım. Gruplarımızda paylaşalım arkadaşlar. Blok sistemi herkes bilsin. Sıkıntı yaşamayalım Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olunuz bol kazançlar diliyorum arkadaşlar lütfen izlemiş olduğunuz videolar beğenirseniz yorum yaparsanız çok sevinirim binlerce kişi tarafından izleniyoruz ama 50-100 kişi tarafından beğeni alıyoruz bu beğeni sizin için önemsiz olabilir ama benim için çok önemli çünkü daha geniş kitleye ulaşabiliyorum arkadaşlar yani herkes tarafından görülüyorum. YouTube'un ilk sırasında çıkıyorum. Google'da arandı, aranıldığı zaman ilk ben çıkıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz üzere eğitici videolar hazırlamaya çalışıyoruz. Küçük yatırımcıyı mümkün mertebe e, tutmaya, savunmaya çalışıyoruz. Yani bu lütfen hani e, emeğimiz boşa bari gitmesin. O kadar uğraşıyoruz. Yani gecenin yarısı demiyoruz. Sabahın körü demiyoruz. E, sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Lütfen sizler de desteğiniz olun. Bir beğeni çok fazla bir şey değil. Yani tık diyeceksin ya. Alacaksın. Like'a basacaksın. Oldu bitti yani. Başka bir şeye gerek kalmıyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.